Bu kıvılcımların tutuşma yapabilmesi için yerde yanıcının olması lazım. Bunun da orman içerisinde olması lazım. Orman içerisinde o kadar çok ince, kolay ateşe alabilen yanıcılarımız var ki onun için de en ufak bir ihmal, işte küresel iklim değişikliğinden tutun sigara izmaritine varıncaya kadar bunların hepsi kolaylıkla ateş almaya neden oluyor. İnce ağaç, çamların döküldükleri kuru yaprakları vardır. Biz onlara ibre deriz. O ibreler. Onlar bakın çok gözeneklidir. Zaten öyle bir yapısı vardır. Hemen çok kolaylıkla alev alırlar. O alev ala onlardan çıkan alev daha ince dalları yani 2 milim santimetre, 3 milim santimetre çapında olan dalları tutuşturur. Biraz geç kalırsanız bu 4 milimetreye 1 santime kadar çıkar. Bakın her çapı bir kalın öne yanıcılar yanmaya başladıkça da açığa çıkan enerji miktarı artar. Bunları temizlemek, orman sistemini dışarı çıkarmak son derece kolaydır. Biz bunun bir TÜBİTAK çalışmasını yaptık. Bunların %80'i orman yangınlarını tutuşmasını ortadan kaldıracak %80 oranında bir çalışma yaptık TÜBİTAK'tan destekli olarak. Yapılmadı bugüne kadar. Yayın tarihi 2002 yılları falan. Şimdi onlar yapılmış olsaydı tutuşma olmasın, mazot dökseniz de yakamazsınız. Yani büyük yanıcıları. Birincisi o. İnce yanıcıların yanında kalın yanıcıların da sistem dışı, kuru yanıcıların da sistem dışına çıkarılması gerekir. Bunları çıkaramadığınız zaman işte o tutuşma arkasından o kalınların yanmasıyla çok yüksek enerji açığa çıkar. Bizim işte 9-10 günden beri söndüremediğimiz yangınların bu boyuta gelmesinin arkasındaki nedendir. Tutuşturuculardan yani o ibrelerden başlayıp kalın dallara kadar, kurumuş dallara kadar yanmaya başladığı zaman orman, ondan sonra bunu tutmanız kolay değildir. Neden? Çünkü o kadar çok açığa çıkar ki o yangın kendi iklimini kendisi yaratır. Hiroşima'ya atılan bir atom bombası vardı. 13 kilotonluk atom bombası. Bu atom bombasından açığa çıkan enerjinin 1/6 biri orada yanan ormanların her bir saatinde açığa çıkan enerjiye eşit. Yani her 6 saatte oraya bir atom bombası atılmış gibi enerji çıkıyor. Bu kadar büyük enerji çıkıyor. Bu kadar büyük enerjiyi de sizin uçaktan atacağınız 20 tonluk bir suyla söndürmeniz mümkün değil. Bir orman yangınlarıyla mücadelede bu büyüklükteki yangınlara ki bunlar kendi kendini yöneten, kendi iklimini yaratan yangınlardır. Üç boyutlu yangınlar da denir. Yani ya, suyla söndürülmez. Bunların nerede biteceğini kontrol edebileceğini de bilirsiniz. Orada karadan müdahale edilir. Karadan açtığınız bu güvenli şeritlere uçaklarla sular veya yangın geciktiriler atılır. Orada etkili olur. Ama suyun üzerinde görmüşsünüzdür televizyonda. Pek çok kimse gördü ama fark etmemiştir. Atılan o suların hepsi daha yere girmeden, yere ulaşmadan neredeyse bulaşıyor. Ben bir İspanyol uçağı dediler merak et ona baktım. Suyu attı. Yani geri döndü daha aradan bir dakika geçmeden eski halini aldı yangın. Yani onun için böyle söylüyorum. Şimdi ne olacak? Yapılması gereken şey şu. Bir felaket yaşadık. Oldukça da büyük bir felaket yaşadık. Ya keşke yaşamasaydık ama bu felaketten sonra şimdi ne yapılacak? Öyle söylendiği gibi hemen buraya ağaçlandırma çalışmalarına girmek bu felaketten daha büyük bir başka felaketin yaşanmasına neden olur. Doğa özellikle ormanlarımız içindeki hayvanlarla birlikte kendisini nasıl yenileceği konusunda milyonlarca seneden beri edinmiş olduğu ve genetik genlerine kazıdığı becerileri var. Kendi kendini yenileyecektir. Burada biz özellikle orman mühendisleri bu konunun uzmanları o doğaya destek çıkarak onun eksik kaldığı yerler çünkü bizim elimizde bunlar bayağı değiştiler artık. Onları destekleyerek yeniden kendisini yenilemesine, yeni bir orman kurmaya gayretlerine katkı sağlarsak yapacağımız budur. Onun için de diyoruz ki bir slogan olarak doğaya bir yıl şans verin. Bir yıl sonra baktık doğa kendisini yenileyemiyor bazı yerlerde. Oralarda yine doğayı tahrip etmeden, alt üst etmeden ama fidan dikerek ama tohum takviyesi yaparak ama her şeyi alanın bütününde de müdahale ederek buraların daha geç yanıcı, daha güç yanıcı ormanlar oluşturulması yönünde katkı sağlayabiliriz.